Herkese merhabalar. Kader ve kaza ünitemizle beraberiz. İlk konumuz yani din dersimizdeki ilk konumuz Sonuç Evran benim. Senle beraber Eylül programımıza göre muhteşem bir şekilde ilerleyip kader ve kaza inancını harika bir şekilde anlayacağız. Ve ilk dersimize hoş geldin. Bismillahirrahmanirrahim diyerek din dersimizle başlıyoruz. Eylül programımız teker teker gün gün ne yapacağımız belli ve LGS kampımıza hızlı bir başlangıç yaptık. Müzik <laughs> Ve senle beraber bugün kader ve kaza inancına bakacağız. Gerçekten çok renkli bir konu. Çünkü aslında kaderimiz... Aynı zamanda bununla ortaya çıkan kaza bunların hepsinin teker teker terim anlamından başlayarak hayatımızdaki yansımalarına bakacağız ve ne demek olduklarına bakacağız ve dini terim olarak ne demek olduğu ve aynı zamanda bizim için ne anlam ifade ettiği ve Kur'an'daki ayetlere bakacağız en önemlisi bu ki zaten sınavda 2022 değil de artık burada 2023 yazacak senin önünde. Sözel bölümde din dersinden 10 tane sorumuz var ve kader ve kaza ünitemizde gerçekten bu 10 sorunun içerisinde en az 2 tane yere sahip. Dolayısıyla 2 soruyu bugün garantilemeye çalışacağız diyebiliriz. Ve tabii ki ilk başta ödevimizi vermek istiyorum. Programımıza göre gün gün neler yapacağımız belli. Bu videomuzu, bu dersimizi izliyoruz. Aynı zamanda sonrasında sıfırdan sekize sözel kitabımızdan din kısmından hemen göstermek istiyorum. Hemen iki saniyede hemen sana ödevini veriyorum evladım benim. Kaderle ilgili hemen burada... Kader ve evrensel yasalar. Kader ve kaza inancı aynı zamanda kader ve evrensel yasalar olmak üzere sayfa 261'e kadar yapmanı istiyorum. 258'den. Bu 0'dan 8'e sözel kitabı olan arkadaşlar için, taktikli kitabı olan arkadaşlar için de din derse din taktikli kitabımızdan Buradaki aslında ilk iki testi yaparsan, ilk iki testi yaparsan süper olur. İlk iki test bizim ödevimiz olsun diyorum. Ve aynı zamanda hatta ilk dört test özür dilerim. Dinamo Din Kültürü kitabımızdan da ilk dört testi veriyorum sana. Sayfa 15'e kadar dijital soruları unutma lütfen. Çünkü dijital sorular bizim için çok değerli. Çünkü bu aslında testte toplam 8 tane soru varmış gibi gözüküyor. Fakat bu testte artı 2 tane daha nesil soru var. Dolayısıyla her testte artı 2 nesil soru daha var ve bunları aktivasyonunu da mutlaka kitabın arka tarafındaki aktivasyondan kitap aktivasyonunu nasıl yapılırdan öğren ki burada her bir kitabın arkasında bir kod var. Bunları e, kazıdığın zaman ve kitabını aktive ettiğin zaman bu kitaptaki bütün sorular cep telefonunda, tabletinde, bilgisayarında seninle beraber oluyor. Dolayısıyla bunları istediğin yere taşıyabilirsin. Kitaplarını taşımana gerek yok. Ama dijital soruları da eksen oluşabilsin. Mesela buradaki test 4'e baktığın zaman bu test 4 aslında 8 soru gözükmüyor dijital kitapta. Burada 10 soru var çünkü artı iki tane dijital sorumuz da var. Unutma onda 10 soru bankasından da hemen ödevi vermek istiyorum. Din kısmından ki en son kısım aslında ve burada da Test 1 ve Test 2'yi yapmanı istiyorum. Hatta evet Test 1 ve Test 2'yi yaparsan süper olur diyoruz ve ödevinde verdik. Hadi bakalım o zaman kader konumuzla dersimize başlayalım Tongçeroğlu. Kader nedir evladım benim? Kader alın yazımız Harikasın. hocam. Harikasın. Kader gerçekten dediğin gibi alın yazımız. Peki aslında bunun manası nedir? Yani kader aslında terim manası olarak ne manaya gelir? Peki onu bakacağız. Kader aslında ölçü demek evladım benim. Yani her yerde bir ölçü var. Dünyada Evrende Güneş'in dünyanın etrafındaki dolanma hareketinde, yıldızların uzaklığında veya bir atomun elektronları ile protonları arasındaki mesafede onların dönüş hızında inanılmaz bir ölçü var ve bunu biz neye inanıyoruz? Allah'ın yarattığına inanıyoruz ve Allah en büyük yaratıcıdır ve bizi, ellerimizi, kollarımızı işte aynı zamanda şu kalemi üretecek beyni ve benzeri kağıdı, ağaçları, elmaları hepsini Allah yaratmıştır inanıyoruz ve bunu da nasıl yapmıştır? Her şeyi bir ölçüye göre yaratmışlar inanıyoruz. Yani her şeyi belli bir kader dairesinde kader çerçevesinde yaratmıştır'a inanıyoruz. Ve aynı zamanda aynı zamanda mesela bak burada teyzemiz de demiş evladım yere oturma hasta olsun yer çeker. Aslında buradaki arkadaşımız kim evladım benim? Newton hocam. Harikasın. Newton, Newton değil tabii ki Newton. Newton Sir Isaac Newton gerçekten de dünyadaki en önemli bilim insanıdır desek boş olmaz. Çünkü en önemli bilim keşiflerini yapan hatta yer çekimi kanununu bulan ilk insan olarak fiziğin babasıdır aslında. Dolayısıyla elma kafasına düştüğü anda yer çekimi kanunu bulmuştur ve yer çekimi kanunu da diyor ki bize aslında evrendeki her iki kütle birbirini çeker. Kütlesel çekim kanunundan dolayı. Dolayısıyla yerde dünyada elmayı çeker, beni çeker, teyzeyi çeker, işte teyzenin gözünü çeker. Onlar da yere düşerler diyor. İşte bu aslında bir kader çerçevesinde olayların olması, buradaki elmanın düşmesi. İşte evrensel yasalar da bu kadere uygun bir şekilde kazaların gerçekleşmesinin açıklandığı yasalar. Şimdi ona bakacağız. Hepsine teker teker bakacağız evladım benim. Şimdi hemen seninle beraber kader ve kaza inancına bakalım. Bir kere kader deyince hemen aklımıza ilk başta ölçü kelimesi gelecek. Ölçü gerçekten çok önemli bir kelime. Ölçü deyince hemen aklımıza kader gelecek. Ölçü ama ne ne için ölçü? Allah her şeyi planlıyor, her şeyi biçimlendiriyor, her şeyi gücü zaten yetiyor ve bunu da bir ölçüyle dünya üzerine koyuyor ve biz de ne yapmamız gerekiyor? Bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor aslında. Allah'ın bir kere şuna inanıyoruz Tonguç Erdoğan Bey'im, Allah'ın sonsuz ilmi yani bilgisi ilim demek bilgi demek aslında. Hani e, ilim adamı bilim adamı aslında aynı şeyler bunlar. Bilgi demek ve Allah sonsuz bilgi. Sahibi. Her şeyi zaten o yarattı. Mesela ben bir makineyi ürettiysem bu kalemi ürettiysem ben bu kalemle alakalı her şeyi bilmez miyim? Buradaki yuvarlaklığını, buradaki işte noktasını, buradaki plastiğinin cinsini, işte süngerinin cinsini her şeyini bilebilirim. İşte bu Allah'ın bizi, her şeyi, evreni tamamıyla yaratmasından dolayı zaten her şeyi biliyordur. Sonsuz ilmi vardır. Ve kudreti vardır Allah'ın. Yani Allah ol derse her şey olur. Yani Allah bizim için en kuvvetlidir, en güçlüdür. Hani biz mesela bizim evde mesela babamız güçlüdür değil mi? Veya okulda müdür güçlüdür değil mi? İşte bir takımda teknik direktör güçlüdür değil mi? Aynı onun gibi düşün. Bütün evrende de, hayatta da biz şuna inanıyoruz. Allah en kudretlidir. Kudret demek güç demek bu arada. Hani burada Arapça terimler çok kullanılıyor biliyorsun. Hani din dersimizde özellikle Arapça terimleri çok kullanıyoruz. Çünkü birazcık daha Arapça ve Osmanlıca terimler çok girmiş din literatürüne. Dolayısıyla bunlar karşımıza çıkacak çok fazla. İlim demek bilgi demek. Allah'ın ilmi Allah'ın her şeyi bilmesi demek. Aynı zamanda aynı zamanda Allah her şeyi takdir ediyor. Yani Allah olmasını istiyorsa her şey oluyor ve çok önemli bir şey daha varlıkları istediği şekilde biçimde yaratıyor aslında Allah ve insanların özgür iradesi var ve seçme yeteneğine sahipler insanlar ve irade dediğimiz kelime de Allah'ın dilemesi çerçevesinde oluşabiliyor. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü Allah insana özgür iradeyi veriyor ve insanın istediğini seçebileceğini kendisine söylüyor. Dolayısıyla biz iradeyi aldıktan sonra kendi seçimlerimizi yapıyoruz ve bundan sorumlu oluyoruz. Bu da çok önemli bir kavram. Yakında karşımıza çıkacak. Şimdi kaza ne demek? Şimdi Allah her şeyi bir ölçüye göre yarattı. İlmi ve kudreti sayesinde Allah her şeyi bir ölçüye göre yarattı. Kudret Allah'ın gücünün her şeye yetmesi. Yani kadirdir Allah. Kadir kelimesi de çok geçer Kur'an'da. Allah her şeye kadirdir. Her şeyi yapabilir. Ve aynı zamanda Allah her şeyi yaratmıştır. Tekvin sıfatı aslında Allah'ın her şeyi yarattığının sıfatıdır diyebiliriz. Şimdi kaza ise aslında şu demek. Biz kaderi biliyoruz. Kader aslında Allah'ın bir ölçüye göre her şeyi yaratması. Yani bir yer çekimi kanunu yaratıyor Allah ve yer çekimi kanunu diyor ki iki kütle birbirini çeker. Dünya üzerindeki insanı, elmayı, armutu, kamyonu, binayı hepsini çeker. Tamam bu yer çekimi kanunu. Bu kader belli bir ölçü var dünyada. Bir de Tonguç evladım benim kaza ise eğer ben bu kalemi bırakırsam bu kadere göre düşer. Çünkü kader demiş ki Allah. Ölçü şudur. Eğer iki kütle varsa bunlar birbirini çeker demiş. Yer çekimi dünya üzerinde her yerde vardır demiş. Dolayısıyla bu ölçüdür. Yani bu kaderdir. Ama ben bunu bıraktığım anda aşağı düşmesi ise bu kadere uygun bir şekilde bu kalemin düşme olayı ise kazadır diyoruz. Yani Allah hükmediyor, emrediyor, yaratıyor ve gerçekleştiriyor. İşte bunların her birisi de kazanın içine giriyor. O zaman çok basit bir şekilde kader demek, kader demek rahat bir anlatımla yer çekimi kanunu bizim için kaderdir. Kadere uygun bir şekilde yani ölçüye uygun bir şekilde olayların gerçekleşmesi ise mesela kalemin yere düşmesi. Kalemin yere düşmesi ise bu ölçü çerçevesinde olan kazadır. Kader ve kazayı anlaşılabileceği en basit şekilde bu şekilde tarif edebiliriz diyoruz. Ve ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılması, oluşması, var olmasına biz kaza diyoruz. Bu da terim anlamı diyebiliriz. Geldik şimdi de kader ve kaza inancının Birazcık daha özetine bir kere yer çekimi kader dedik cisimlerin yere düşmesi ise kazadır. Bu en basit anlatım. Peki kader Allah'ın her şeyi planlaması aslında ölçü düzen hükmetmek plan program Allah'ın programı bunların her birisi kaderin içine giriyor diyebiliriz. Ve bunu yaparken Allah ilim ve irade sıfatlarıyla aslında yapıyor. İlim aslında bilgisi iradesi ise bu iradeyi kullanarak yer çekimi kanunu yaratıyor diyebiliriz. Aynı zamanda aynı zamanda kader her zaman daha önce gelir. Peki kaza nasıl oluyor? Bu plan gerçekleştikten sonra yani plan çizildi, yerçekimi kanunu yaratıldı ve bu kanuna uygun olarak kalemin düşmesi, elmanın düşmesi, Newton'un kafasına çarpması bunların her birisi de bu planın içerisinde gerçekleşmesi ve sonra geliyor kaderden sonra ve kudreti yani Allah'ın her şeye gücü yeter. Yani o elmayı da düşürebilir, işte armut da düşürebilir. Yaratma ve tekvin sıfatlarıyla ilgili çünkü bir işin oluşması aslında onun var olmasıyla bağlantılı. Emir, hüküm, yaratmak, karara bağlamak kazayla alakalı ve planın gerçekleşmesi de diyebiliriz. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır Tonguç Eladın Bey'im ve... Ölçü, ahenk, denge, düzen, uyum, yasa plan bunların her birisi kaderdir aslında. Ve evrendeki her şeyde bir ölçü vardır. Her şeyde bir düzen vardır. Ve bunu Allah yaratmıştır. Biz buna inanıyoruz. Ve tekvin sıfatıyla bağlantılıdır Allah'ın ee, bunu yaratması. Bu ölçü ve düzen Allah'ın varlığının ve birliğinin delilidir. Ve bu da bize neyi gösteriyor? Tevhid inancını. Yani... Allah birdir. Vahidten geliyor. Vahid islein selalse Arapçadaki bir iki üç demek aslında. Tevhitte vahidle bağlantılı aslında Allah'ın birliğini gösteriyor ve akıl ve irade sahipleri için birer ibret yani örnektir diyebiliriz aslında. Bu da ibrette bir Arapça kelimemiz. Furkan suresi ikinci ayette şöyle demiş: Bismillahirrahmanirrahim. Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır. Burada da bak yaratma ve bir ölçüye göre düzenleme. Direkt ölçüyü görünce tak diye kader diyeceğiz buna. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer suresi 49. ayette. Burada ölçü kelimesi bu da kaderle bağlantılı unutmayacağız. Bu kaderi Allah vurguluyor bize farklı ayetlerde, farklı surelerde. Evrensel yasalarsa aslında burada deminden beri konuştuğumuz ölçünün içeriği. Mesela Tonguç evladım benim. Evrensel yasa deyince aklımıza üç tane yasa gelmesi gerekiyor. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal. Hani bazı sorularda kimyasal yasalar, tarihsel yasalar, böyle yasalar yok. Bizim için din dersi adına üç temel yasa var. Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar. Ve bunların her birisinin bütününe ne diyor biliyor musunuz? Sünnetullah yani Allah'ın sünneti, Allah'ın adeti, adetullah da diyebiliriz bu yasalar tüm insanlığı, tüm evreni ilgilendiriyor ve Allah'ın takdiri, bunu unutmayacağız. Ve bu yasalara uygun davranmak zorunda bütün her şey. Bizde, mesela yer çekiminde uygun. Şunu sana söyleyeyim, çok enteresan bir bilgi. Biz harcadığımız enerjinin dörtte üçünü, yani yüzde yetmiş beşini yaklaşık sadece yer çekimine karşı koymak için harcıyoruz biliyor musun gün içerisinde? Yani gün içerisinde yemek yiyoruz, e, işte koşuyoruz, ediyoruz bilmem ne falan bunların... Dörtte üçünü sadece yer çekimine karşı koymak için kullanıyoruz. Yani yer çekimi hayatımızın her yerinde aslında fark etmiyorsak da. Dolayısıyla bunun gibi yasalar aslında uyum içerisinde yaşamamız gereken yasalar. İşte kütle çekim kanunu, işte yer çekimi kanunu kalktığım zaman işte dikilebilmem için bile vücudumu dik haline getirebilmem için bile ne yapmamız gerekiyor? Yer çekimine karşı koymamız gerekiyor ve aynı zamanda Allah'ın evrine koyduğu yasaların keşfedilmesi bilim ve teknolojinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Mesela örnek, bak helikopter aslında helikopter böceğinden esinlenerek üretilmiş bir e, aygıt veya işte uçak kuşların kanatlarından esinlenerek üretilmiş bir e, işte alet. Bizim için bunların her birisi yani Allah'ın bize yol göstermesi bu da çok önemli. İnsanlar hani bilime tapıyorlar bazı insanlar haşa öyle bir şey yok tabii ki. Aslında bilimi Allah yarattı zaten. Hani buradaki ilişkiyi çok iyi ayırt edebilmek gerekiyor. Ben bilime taparak Allah'a tapmaktan vazgeçiyorsam dünyadaki en büyük saçmalık neden? Zaten Allah bu sistemi yarattı. Yani Allah bunun yaratıcısı. Dolayısıyla mesela karşına bir araba geldi. Arabayı içinde içinin parçaları söküyorsun, söküyorsun, bakıyorsun, inceliyorsun falan. Tamam ben bu arabayı anladım. ...o zaman ben bu arabayı ben yarattım... ...demek ne kadar saçmaysa... ...Allah o arabayı yaratmış, bize vermiş... ...biz dünyayı inceliyoruz falan filan... ...ondan sonra bakıyoruz... ...işte o zaman biz bunu yarattık... ...ya işte kendi kendine oldu... ...bunun yaratıcısı yoktur demek kadar... ...saçma sapan nasıl yoksa... ...biz de o arabayı incelediğimiz zaman... ...dünyayı, evreni incelediğimiz zaman... ...o mucizelerle karşılaştığımız zaman... ...şunu dememiz gerekiyor... ...vay be bunun mutlaka bir yaratıcısı olmalı... ...e kimdir sonsuz kudret sahibi ve ilim sahibi, kudret güç, ilimde bilgi Allah'tır dememiz gerekiyor. Çünkü başka hiçbir kudret bunu yaratamayızı, bilmemiz gerekiyor diyoruz. Geldik hemen seninle beraber Evrensel yasaların ilkini evladım benim? Evrensel yasaların ilki fiziksel yasalar. Şimdi fiziksel yasalar deyince işte yer çekimi kanunu, suyun kaynaması, buharlaşması, mevsimlerin ardarda arda gelmesi, dünyanın eksen eğikliği, dünyanın belli bir hızla dönmesi. Şimdi mesela fen dersinde o görüyoruz. Dünya 23 derece 27 dakika eksen eğikliği var. Ve bu sayede dünyanın birçok yerinde mevsimler oluşabiliyor. Bu olağanüstü bir şey. Bu olmasaydı herkes aynı mevsimi yaşayacaktı. Hep kış olacaktı veya hep yaz olacaktı. Şimdi dünyada bu kadar Renkli bir atmosferi sadece 23 derecelik bir açıyla sağlamışız. Ve bu kadar enteresan bir olayın ortaya çıkması da aslında bir fiziksel olay. Çünkü dünya, güneş, ay, ışık, aynı zamanda ışığın düşme açısı, aynı zamanda işte sıcaklık e, ve benzeri birçok faktör fizikle bağlantılı. O yüzden fiziksel yasalar diyoruz. Mesela özelliğine baktığımız zaman evrensel bu deney ve gözlem ve araştırma sonucunda insanlar tarafından tespit edilebiliyor ve madde ve enerji ile alakalı madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi, madde arası ilişkilerle ve doğa ile alakalı en önemlisi. Peki bir ayet vereyim sana örnek olarak. Mesela Şura suresi 32. ayette denizde dağlar gibi yüzen gemiler de onun varlığının delillerindendir. Mesela Arşimet ilk defa e, suyun kaldırma kuvvetini bulduğu zaman ne dedi evladım? Benim. Evreka, evreka. Harikasın dediğin gibi evreka, evreka. Evreka, evreka demek buldum demek. Bir insanın bir şeyi bulması onu e, aslında yaratması manasına gelmiyor. O zaten vardı. Onu kim yaratmıştı? Peki Allah zaten onu yaratmıştı. Biz sadece onu keşfediyoruz. Dolayısıyla biz onu buluş olarak keşfediyoruz. Dolayısıyla de bunu söylerken Allah bunu 1400 yıl önce söylemişti zaten. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler demişti. Bunu 1400 yıl önce söylemişti zaten ve Kur'an-ı Kerim'in içerisinde söylemişti. Dolayısıyla bizim için en önemli şey Allah'ın bunu sonsuz ilim ve kudretiyle yaratması ve bu kaderi de fiziksel yasaların içine koyması ve buna göre de denizde dağlar yüzüyor ve bu da kaza oluyor. Kadere uygun kaza olmuş oluyor. Veya işte burada da elmanın veya cevizin kafaya düşmesi işte buradaki kafaya düşmesi kaza oluyor. Buradaki yerçekimi kanunda kader oluyor ve fiziksel yasalara girer unutmuyorum. Bir de biyolojik yasalar var ve bu da canlılarla alakalı. Evrenseldir yine bunlar. Deney ve gözlem ve araştırma sonucunda keşfedilir ve canlılarla alakalı. Biyo zaten canlı demek. Biyoloji de loji de bilim demek. Canlı bilimi demek biyoloji. Dolayısıyla canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylar aslında hep biyolojik yasalarla bağlantılı ve ...canları, varlıklarını sürdürebilecek şekilde yaratmış Allah. Öyle bir dizayn etmiş ki mesela balıkların solungaçta olması, suyun içerisindeki oksijeni ayırt edebilmesi. Normalde insanlar akciğerleri de ayırt edebiliyor ama balıklar solungaçlarıyla suyun içerisindeki oksijeni alıp oksijen ihtiyacını karşılayabiliyorlar. Kuşların kanatlı yaratılması mesela bu sayede de kanatlarının içerisindeki hava keseleri sayesinde rahatlıkla uçabiliyorlar. Tüylerinin yapısı sayesinde uçabiliyorlar ve benzeri etçillerin ve otçuların çene yapısının farklı olması ki yedikleri besinleri öğütebiliyorlar, çiğneyebiliyorlar, yiyebiliyorlar. Mesela bir örnek Nur suresi 45. ayette Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. İşte burada direkt biyolojik yasaları anlatıyor bize. Aslında işte karnı üzerine sürünür yılanları söylüyor. Aynı zamanda iki, iki ayağı üstünde yürür mesela deve kuşunu söylüyor. Bunların her birisinin ...aslında aynı özden geldiğine bahsediyor. Sunan yarattığını söylüyor Allah. Bu da biyolojik yasalardan veya işte e, kurbanın dönüşümü, çekirgenin oluşumu ve benzeri... E, ...bunların çoğu bitkilerin büyümesi, kuşların uçabilmesi, mantarların yapısı... ...bunların her birisi aslında biyolojik yasalarla bağlantılı diyebiliriz. Toplumsal yasara baktığımız zaman burada da şunu bilmemiz gerekiyor toplumsal yasaları bilmek aslında insanların çevresiyle uyum içerisinde yaşamalarını sağlıyor. Mesela örnek olarak toplumsal yasalarda hak ve hukuk, adalet kavramı çok geçer. Kur'an-ı Kerim'de de çok geçiyor. Dolayısıyla mesela insan haklarına önem vermek, işte farklı bireyler olsak bile birimiz siyahi, birimiz sarı, birimiz beyaz olsak dahi birbirimize saygı duyacağız. Birbirimizin hakkını gözeteceğiz. ...kadın ve erkek hakları, insani haklar, insani eşitlikler, ırksal e, farklılıkların ortadan kalkması... ...doğruluk, kardeşlik, sevgi, adalet, kul hakkı gibi ilkelerin olması... ...işte göç durumunda, miras durumunda ne yapılacağı, işte borçluluk durumunda ne yapacağı... ...bunların her birisi aslında Kur'an-ı Kerim'de toplumsal yasalarla belirlenmiş diyebiliriz. Şimdi evrensel yasalardan toplumsal yasaları dikkate alan birisi mutlaka ihtiyaç sahiplerine imkanları ölçüsünde yardımda bulunur. Yani zekat verir, sadaka verir, ahlaklı ve dengeli bir hayat sürer ve ahlakına, adaletine dikkat eder mutlaka ve toplum huzurunu bozacak davranışlardan kaçınır. Ve aynı zamanda yapılan haksızlıklara karşı da ayakta dur, dimdik durur ve bu şekilde tepkisini de gösterir diyebiliriz. O zaman hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapalım. Süper bir şekilde Eylül programını seninle beraber bitireceğiz Tonguç evladım benim. Nasıl geçti dersimiz? Harika muhteşem. Tebrik ediyorum. Sen de harikasın. Süper bir şekilde ödevlerimizi mutlaka ihmal etmeyin. Biliyorsunuz Tonguç kitaplarından hep ödevler veriyoruz. Sıfırdan taktikli Dinamo ve Zoru bankalarından ödevler veriyoruz. Ve bunların hepsi aslında setlerin içinde. Zoru setimiz var. Dinamo setimiz var. Taktikli setimiz var. Sıfırdan setimiz var ve Türkiye'nin her Tonguç kitapçısından ulaşabilirsin. Bütün dersler var ve bunlarla çalışırsan zaten sınavda LGS'de full yapmamak işlem bile değil. Hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yap. Yorumlara yolla bakalım.